Sevgili izleyicilerimiz, bugün bir başka konuğumuz Avrupa şampiyonu TEDAŞ Güreş Akademisi'nin antrenörü Yüksel Şanlı kardeşimizle birlikteyiz. Yüksel Hocam, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi burada kaç sporcumuz var? Yani birçok şampiyon bu salonda yetişti. Siz bu şampiyonlar bu salonlardan yetiştirdiniz. Sizler de bu salonlarda şampiyon oldunuz. Şimdi birçok sporcumuz var, altyapıdan yetişen. Evet. Şu anda Yıldızlar Gençler ve Milli Takım büyüklerde olan sporcularınız var. Yeni bir akademi kuruldu burada. Yakup Topuz Güreş Akademisi kuruldu. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Daha sonra yetişen iki tane altyapıdan bir yavrumuzla tekrar hedefler noktası da nelerdir? Onlarla ilgili de görüşmek isteriz. Buyurun hocam. Öncelikle Yakup Topuz Güreş Akademisi bir aya kadar inşallah faaliyete geçecek. Çok ufak işleri kaldı. Biz TEDAŞ Spor Kulübü olarak öncelikle Türk Güreşi'ne altyapıda hizmet etmekteyiz. Yani altyapıda büyük başarılara sahibiz son dönemlerde. Yıldızlar, gençler, ümitler kategorisinde özellikle gençlerle yıldızlarda 8 sene gençlerde üst üste Türkiye şampiyonu olduk. 3 sene yıldızlarda üst üste Türkiye şampiyonu olduk. Tabii bizim gençlerden, yıldızlardan yetişen çocuklarımız A takımda da şu anda devam ediyorlar. Dünya şampiyonalarında güreşen sporcuların belli bir kısmı TEDAŞ'ta yetişmiş sporcular. Baktığımız zaman Selahattin Kılıç Sallayan, Süleyman Atlı, Fatih Yaşarlı, Muhammed Kotanoğlu, Haydar Yavuz gibi sporcular, daha ismi aklıma gelmeyen birçok sporcu TEDAŞ Spor Kulübü'nde yetişen sporcular. Tabii bizim TEDAŞ Spor Kulübü'nün öncelikle hedefleri A takıma sporcu yetiştirmek, olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Ahmet abi, böyle devam edelim. Evet, şimdi Yüksel Hocam, bir iki tane de böyle altyapıdan yetişen sporcularımızla görüşme imkanımız var mı? Evet. Siz çağırırken biz Nuri Hoca'yla da şey yapalım hocam. Şimdi Nuri Hocam, merhabalar. Şimdi TEDAŞ Güreş Kulübü'nü ziyaret ettik. Müthiş bir altyapı var, müthiş bir potansiyel var. Yeni bir güreş akademisi burada inşa ediliyor Yakup Topuz ismiyle. Bunlar da Türk güreşi adına, Türk sporu adına büyük mutluluklar duyuyoruz. Size TEDAŞ'ımızda burada şampiyonlar yetiştiren kulübümüzde antrenörlük yapıyorsunuz. Buradaki hedefleriniz nedir? Görüşme düşünceleriniz nelerdir? TEDAŞ'ın hedefi her zaman büyük zaten. Kuruluşundan beri zaten kuruldu. Avrupa şampiyonu, kulüpler kupası şampiyonu defalarca. Defalarca Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu. Buranın hedefi hiçbir zaman küçük kalmaz. Türkiye şampiyonu çıkartmak, Ankara şampiyonu çıkartmak olmaz. Buranın hedefi her zaman Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu çıkartmak. Biz de işte genç sporda antrenör kadrosunda görevlendiren burada. Dolayısıyla burada emek veriyoruz. İşte yeni şampiyonlar, TEDAŞ'ın şampiyonlarının devamlılığı için burada uğraşıyoruz. Evet. Şimdi Nuri kardeşimizin çok önemli bir özelliğini söyleyeyim. Ben de Nuri kardeşimize uzun yıllarda ben de milli takımda antrenörlük yaptım. Hakikaten şampiyon olacak, büyük şampiyon olacak potansiyele sahip bir sporcuydu. Ama çeşitli nedenlerden dolayı, sakatlıklardan dolayı bu hedefini gerçekleştiremedi. Ancak şu anda yetiştirmiş olduğu sporcularla Avrupa Dünya şampiyonlarıyla Türk güreşine hizmet ediyor. Kendisine de özellikle teşekkür ediyorum. Nuri Hocam, bu Güreş Akademisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de ilk defa böyle bir akademi kuruluyor. Buradaki düşünceleriniz neler? Bu ekip güzel. Zaten antrenör ekibi Türkiye'nin seçme ekibi. Kaliteli, kalifiye ekibidir. Dolayısıyla buraya gelen hiç çocuk heba olup gitmez. Buraya azlık yeteneği varsa burada zaten bir çocuk şampiyon olur evvelallah. Bu konuda mütevazı olmaya da gerek yok. Evet. Olmasa çocuğun kendindedir. Bu gerçek. Evet. Azıcık çalışkan olsun. Gereken rütüş burada yapılır Allah'ın izniyle. Yeter ki çalışsın. Kendine baksın sporcu. Evet Nuri Hocam, şimdi hedefleriniz neler? Yani elbette buraya gelen çocuk sizlerin yani iyi ustaların elinde iyi işleniyor. Bunlar büyük şampiyon olacak. Bu konudaki hedefler noktasında neler söylersiniz? Türk güreşinin en büyük sorunu
Hepimiz de biliyoruz ama önemli olan icraata dökebilmek. Çok kalitesiz, maalesef kalitesiz çok antrenman var. Yani bunu dediğim zaman belki birçok arkadaşımız kızacak, birçok arkadaşımız belki bozulacak ama temelden bir çocuğa doğru tekniği verirseniz o çocuk gençlerde, büyüklerde antrenman çok kolay olur. Temelden doğru tekniği verdiğiniz zaman. Ama burada geliyor 15-16 yaşında çocuklar geliyor. 4-5 sene teknik almış ama o teknik böyle yanlış balansla almış. Düzeltemiyorsunuz. 1 sene, 2 sene, 3 sene tekrar ediyorsunuz. Defalarca gösteriyorsunuz ama o 5 senede öğrendiği yanlış tekrarı düzeltme şansınız olmuyor. O yüzden altyapıda ne kadar usta varsa ama emeğinin karşılığını vererek ustayı da ömrünü milli takımlarda geçirmiş adamlar da altyapıda bedava çalışmak doğru değil. Nedir bunun yolu? Ödüldür. 40 tane antrenman olana kadar 10 tane antrenman olsun. 30 tane antrenmana vereceğiniz yatırımı bu 10 tane kalifiye elemana ödül olarak ama direkt maddi ödül de değil. Prim olarak dağıtın. Dereceye göre dağıtın. Bakın o zaman Türk güreşi uzun yıllar Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu çıkartmaya devam eder ama korkum odur ki 2021 bu olimpiyattan sonra Türk güreşine güzel şeyler beklemiyor. Çünkü kulüp kalmadı. Evet, çok güzel konuya temas etti Nuri hocamız. Türk spor kulüpleri, özellikle güreş kulüpleri ayakta durması adeta olimpiyatlardan sonra söylediği gibi imkansız hale geliyor. Kurum yetkililerimize, özellikle STK'larımıza büyük görevler düşüyor. Spor kulüplerine, özellikle güreş kulüplerine sahip çıkmaları noktasında. Şimdi bir başka Nuri hocama çok teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyeyim ya. Hani nasıl biliyor musunuz? Yani 1000 liraya, 1500 liraya, 2000 liraya Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu veya madalyalı sporcular çalıştırmaya kalkıyor. Bu doğru değil. Yani size hizmet eden bir hiçbir meslek grubu küçümsemek değildir ama size hizmet eden bir hizmetliye asgari ücretle bir maaş ediyorsunuz. En az 3000 liraya bir para alıyor. Ama orada antrenör yapacak bir şampiyon sporcu veya madalyalı bir sporcu ya 1000 liraları, 1500 liraları, 2000 liraları yeri gelir çok görünüyor. Emeğin karşılığı o değil. Evet. Nuri hocam çok teşekkür ediyorum. Programımıza ne kattınız? Kafası çalışan demeyelim. Yani üreticilerin hepsinin kafası çalışıyor. Ama sizler gibi kardeşlerimiz biraz daha fazla çalıştığı için ayrıca sizin varlığınızdan da çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Avrupa Dünya Şampiyonumuz evet, daha büyük bir şampiyon. Olimpiyat ikincimiz Şeref Eroğlu kardeşimizle birlikteyiz. Şeref Eroğlu da bu kulüpten yetişti. Avrupa, 5 kez Avrupa şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu oldu. Ve olimpiyat ikincisi oldu. Şimdi TEDAŞ'ta kendisini idman yaparken bulduk. Şu anda TEDAŞ gibi bir yerde Yakup Tuğuz Güreş Akademisi var. Şimdi şampiyonumuza soralım. Bu akademiden ne bekliyorsunuz? Bu akademinin hedefleri nelerdir? Neler olabilir? Veya ne yapılması lazım? Şampiyonum buyurun. Eda abi, hoş geldin. Bugün sürpriz oldu. Beni aradılar illa antrenmana gel diye. Evet. Tabii yeni gelmişken 1996'da TEDAŞ'ın kuruluşunda ilk Avrupa şampiyonu olan sporcu benim. 97 ilk dünya şampiyonu olan da benim. Olimpiyat şampiyonu da Mahmut abiye nasip oldu. TEDAŞ'ın kuruluşunda. Tabii bir kez daha rahmetli, sevgiyle, saygıyla anamı 1994'te Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu zor şartlarda TEDAŞ gibi bir güreş kulübünü, spor kulübünü açmak, buradakilere kadro vermek gerçekten çok önemliydi. Rahmetli İsmail Demirci'yi burada bir kere rahmetle minnetle dedi ki ya bir kulüp kuruyorum. Gelir misiniz? O zaman ben İstanbul Demirspor'daydım. Dedi ki abi niye gelmeyelim? Nazım Avuca, Mehmet Akif Pirim, Mahmut Demir, işte Yüksel Şanlı. Adını sayamayacağım, o kadar çok şampiyon var ki. Kulübü biz kurduk. Peş peşe şampiyonluklar gelince Ahmet abi, Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri oldu. Bugün ne mutlu bize ki, yani güreş ailesi adına söylüyorum, güreşe ne mutlu. Bakın bu ülkede en hızlı, en çabuk yatırımları madalyaya dönüştüreceğimiz branşlardan en birincisi güreş. Ben bunu her yerde söylüyorum. Niye? Ya doğal bir akademi zaten. İkincisi bu coğrafyada insanlığımız, Türk milleti hem sporu hem güreşçiyi ayrı bir gözle seviyor, sahip çıkıyor, sahipleniyor. İşte bakın çocuklarımız burada yavaş yavaş yetişiyor Ahmet abi. Bugünün antrenman yapanları yarın
Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olacaklar. Ben her zaman söylüyorum, bizim spor havuzumuz, güreş havuzumuz ne kadar büyük olursa bunların içinden kendini ön plana atacak, kendini göstermeye çalışacak gençlerimizin sayısı o kadar fazla olur. Ve ne kadar çoğul bir işte yaparsak bunu abi, bunların içinden çok daha kaliteli şampiyon nabzede adayları çıkarırız. Tabii emeği geçen Yakup Hoca'ya da, TEDAŞ'ımızın yetkililerine de, Enerji Bakanımıza da şu tesisi kazandıkları için bir kere daha bir ülkenin şampiyonu olarak teşekkür, bir borç biliyorum. Çünkü gerçekten bu milletin için maddi ve manevi çok ayrı yeri olan, özelliği olan bir spora da sahip çıkılması lazım diye düşünüyorum Ahmet abi. Evet. Şimdi şampiyon, ben hep şunu merak ettim. Yani Şeref Eroğlu, büyük şampiyon. Yani Türk güreşinin önemli bir mehek taşı. Özellikle Greco-Roman stilde, yani dünyada, Avrupa'ya marka olmuş bir sporcu. Niye antrenörlük yapmadı veya yani milli takımda veya işte herhangi bir kulüpte? Niye? Ben bunu hep merak ettim. Bunu da bir cevaplandırır mısın? Güzel, güzel abi. Ben şu anda biliyorsun yöneticilik üzerine doktora yapıyorum. Yani ben sporu bıraktıktan sonra da bu teklifler bana oldu. Hem milli takım düzeyinde hem bakanlarımın düzeyinde. Ya ben Türk sporuna yönetici olarak hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş şampiyonlardan biriyim. Çünkü gerçekten bizim arkadaşlarımın çoğu bu alana yöneldi. Sen de geçmişte milli takım hocalığı yaptın abi. Ama benim gördüğüm eksikliği söylüyorum. Türk sporunun ve Türk güreşinin yöneticilere ihtiyacı var. Çünkü gerçekten bir yönetici 50 tane, 100 tane antrenörü yapamadığını bir imzayla, bir kararla yapabiliyor. Onun için biz her zaman emir alın tarafta değil de karar verme mecrağında, masanın bu başında olmamız lazım diye düşünüyorum. Türk güreşinin de buna ihtiyacı var. Yani ben hatırlıyorum, bir gençlik ve spor genel müdüründe, bir Ahmet Akın personel daire başkanı olduğu dönemde, Mehmet Koca da benim genel müdür yardımcısı olduğu dönemde, benim de o zaman naçizane ara sıra uğrayıp çubanın gibi yaptığımız dönemde biz ne işlerin üstesinden geldik, ne problemleri çözdük. Güreşçilerin ve güreş camiasının sorunları, problemleri konuşuluyordu ve bunların hepsi çözülmesi için hem çözülüyordu abi hem de minimum düzeye inmişti bizim problemlerimiz. Yani ben bir günde 200 tane güreş antrenörü bu ülkede göreve başladığı günleri biliyorum. Ama bugün görüyoruz 5 kişi, 6 kişi. Şampiyon olan güreşçiler, olimpiyat şampiyonu olan güreşçiler. Zaten güreşçiler olmaz abi. Olimpiyat neredeyse hatırlanmayacak. Öyle değil mi? Ama şu oldu. Abi ben her zaman söylüyorum. Özne olan insanlar asla nesne olmaz. Türk güreşi ve Türk güreş camiası bu ülkenin öznesi asla nesne olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun abi.